yeryüzünü saran mucize karışım toprak. Dış görünüşündeki sadeliğin aksine toprak oldukça kompleks bir yapıya sahiptir ve kendi içinde dev bir ekolojik sistemi barındırır. Toprağın bileşenleri içinde çeşitli mineraller, oksijen, su, humus gibi maddeler, bitki ve hayvan artıkları yer alır. Bunların yanı sıra bir de toprağın canlı kısmı vardır ki toprağa temel özelliklerini veren maddeler ve bileşikler bu kısımdan gelir. Bunların arasında da bakterilerin, mantarların ve diğer mikroorganizmaların yapmış oldukları kimyasal işlemler sonucunda ortaya çıkan maddeleri ve elementleri saymamız mümkündür. Dikkat edersek toprak pek çok farklı element, kimyasal madde ve mikroorganizmanın bir araya gelmesiyle oluşan mucizevi bir karışımdır. Tek başına hiçbir etkisi olmayan element ve organizmaların bir araya gelmesiyle hem bizler hem de ekolojik denge için hayati öneme sahip özel bir madde ortaya çıkmıştır. Toprağın faydalı ve verimli olabilmesi için içinde bulunan maddeler ve bunların oranları çok özel bir biçimde yaratılmıştır. Hastalandığınızda iyileşmek için kullandığınız ilaçları ele alalım. Bu ilaçların hepsi çeşitli maddelerin uygun oranlarda karıştırılmasıyla elde edilmekte ve bunların insan bedenine olumlu bir etki yapması beklenmektedir. Bu işlem için pek çok uzman aylarca hatta yıllarca çalışmakta ve insan sağlığına en uygun ilacı üretmek için uğraşmaktadır. Dolayısıyla bir ilacın yapım aşamasında nasıl pek çok kimyasal madde bir bilgiye dayalı olarak kullanılmaktaysa, tüm canlıların besin kaynağı olan toprak da kendisini oluşturan element ve mikroorganizmaların üstün bir ilim sayesinde bir araya getirilmesiyle yaratılmıştır. Ayrıca bir ilaç insan eliyle yapılabilmesine rağmen bir avuç verimli toprağın insan eliyle yapılabilmesi asla mümkün değildir. Yapılan hesaplamalara göre 1 santimetre derinlikteki toprağın oluşumu için yaklaşık 150 ila 350 yıl arasında bir süre geçmesi gereklidir. En uygun şartlar altında bile tarım yapılabilecek bir toprak ancak 20 bin yılda oluşabilmektedir. Tüm bu bilgiler bize toprağın tesadüfler sonucu meydana gelmiş olmadığını, Allah'ın üstün ilim ve kudretiyle yaratmasının bir sonucu olduğunu göstermektedir. Toprağın üzerine sadece su dökülmesi bile topraktan pek çok bitkinin çıkması için yeterli olmaktadır. Dünya üzerinde her yıl milyonlarca ton sebze, meyve, ağaç ve bitkinin devamlı olarak yetişmesi, toprağın içinde meydana gelen kimyasal işlemlerin yoğunluğu hakkında bir fikir vermektedir. Yalnızca bu muazzam gerçeği tefekkür etmek dahi, insanın Allah'ın ilmini, kudretini ve rahmetini gereği gibi takdir edebilmesi için önemli bir vesiledir. Allah bir Kur'an ayetinde şöyle haber vermiştir. Görmüyorlar mı? Biz suyu çorak toprağa sürüyoruz da onunla ekim bitiriyoruz. Ondan hayvanları kendileri yemektedir. Yine de görmüyorlar mı?